Alo çocuğa. Ne haber? Ben de seni arayacaktım, kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet. 8. Yok, yok. Yok. 7 olsun. 7 olsun mu? Tamam, tamam. 7 olsun. 7 olsun. Hayır. Hayır Fulya, ben alacağım seni evden. Tamam? Tamam. Tamam, hoşça kal. Önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığına yemin edebilirim valla. Olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet, seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe. Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya. Fulya'yla buluşacak. Fulya'yla buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yok duysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başka oyunda takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Pis. Piş, 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 piş. Bana bak, ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe'yle? Tuğçe'yle bir iş çeviriyor olsam sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakcığım, vurun suratına. Salak. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı, iyi günler. Yok. Söz adına bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu. Varsa iyi, güzel. Ağırlayın. Tamam. Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolusun. Nasıl yani Fulya? Anlamadım. Tahmin edilemez, öngörülemez. Onlarca kez kahveye yemeğe çağırdım. Hep bir bahanem vardı. İşler yoğun diyelim Fulya. Ben bu kadar ısrarcı olmasaydım belki de bugün burada olmayacaktık. Değil mi? Yemeğimizi yer biraz sağdan soldan konuşuruz diye düşündüm. Ben senin kadar planlı değilim. Akışına bırakırım. Böylesi daha iyi. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Anlat.
Beni boş ver. Asıl sen neler yapıyorsun? Ben hep aynı Fulya. Bildiğin gibi. İşte beklediğim cevap. O zaman yemekleri paket ettirip bana gidiyoruz. Yavaş. Gece uzun değil mi? Yiyelim içelim, biraz sohbet edelim. Ondan sonra düşünürüz. Bakarız. Şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Tuğçe Hanım. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Rezil olduk. Utanıyorum sizden. Adam. Yapacağız. Gel benimle. Gel. Evet. Evet. Oh, oh, oh. Ne oluyor? Ada, Tuğçe. Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada, dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Seni konuşma. Hadi de. Postiş mi? Kimin kuyruğunu taktı? Seni pis. Ver şu elini bakayım. Ver tırnağına bakayım. Tırnaklar. Protest tırnak. Vasat. Ay, ay. Kalk kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet. Hokka gibi olmuş ama. Ben bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar. Bir şektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay. Sen eğil bakayım şöyle. Eğil 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 eğil. Ney? Korse mi? Hı hı. Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosmor olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev alev. Hadi gidelim. Hadi. Bir şurasında evet. Yağmur falan. Ben işlerden bir yere gidemiyorum pek ya. Kaç gün kalmıştın sen? 10 gün bir şey. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diyor. Hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar salata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım. Su diyor, su. H2O. Siz karar verdiniz mi? Aynısın ben. Uzatma, hadi git. Alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü git. Çık, yıkıl. Ayak ya. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Kendime şaşıyorum. Yani o kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben dolup dolaşıp hep sana... Siparişleri versek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Hiç kimse. Önemli biri değil yani. Asistan. Şirkette sürekli dip dip olunca, iç içe olunca sürekli ona bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendini. Böyle oluyor biraz. Dilim sürçtü benim.
Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur ada, sus ada, çüş ada, yeter ada, Allah kahretsin ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adım. Nefret ediyor benden. Baktığı her yerde beni görüyor. Nefret kusuyor bana. O yüzden ada demiştir. Evet. Durcanım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet, yaptınız öyle bir hata. Yaptınız. İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık, kaldık böyle? Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tanzim. Tabii. Müsaade senin. İstediğin gibi. Çikolatadan mı yesek? Çikolatalı şey mi? Bunun hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa ada dedim resmen. Ada dedim. Aynen şekerciğim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi kucağımda miyavlar. Ben bunu yollarım. Ya çok pardon. Bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce? Ha? Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uymuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben siz tanıyor olabilir miyim? Evet bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etiler'deyim ben. Oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah, o da tutmadı. Yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet, tanışmıyoruz demek ki. Yani size iyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Size de. Ada, ne yaptık? Hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım, ne hırsızlığı? Numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız Bora'nın peşini bırak bir dost? Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rujunuz yanınızda mı? Ah Fulya. Rüzgar Fulya. Rüzgar bizim şirketten fotoğrafçımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de öyle. Ya İstanbul gerçekten de o kadar büyük değilmiş. İki lokma bir şey atayım dedim ağzıma, şimdi buradayım. Değil mi Rüzgar? Tesadüf. Evet. Ya ne güzel tesadüf. Güzel tesadüf. İki yar iki care care, çaka yare dare yare dar iki yar iki care yare. Boş boş boş. O zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi.
işi var burada ya? Aa, Rüzgar. Vallahi o gelmiş. Şimdi bırakmıyor ki, kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok, bence iyi oldu, bence iyi oldu. Bir tercih üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız, hem Fule'ye tekmeyi basacaksınız, hem de şu Rüzgar'la olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir taş da kuş katliamı. O zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi ada. Hadi. Şuraya mı otursak acaba? Abo Bora Beyciğim. Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada, Tuğçe, siz. Siz niye buradasınız Tuğçe? Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yo, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. Değil mi? Ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yo, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadındır. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın buna bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı? Ne ya? Ne oluyor bu telefona bugün? Anlamadım ki. Demek sen Bora'nın sekreterisin, öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. Ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım. Gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Evet. Hanımlar. Ada, Tuğçe. Fulya. Bu havada bir dene sen. Soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. Bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? Rahatsız mı oldun? Hülya, yapma. Ada, bana bakar mısın? Pis biraz konuşalım mı, ister misin? İstersin bence. Tamam. İzninizle ben 5 dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyurun. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. Hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. 5 dakika. Rüzgar, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani, dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun?
Aa, hayır canım, ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Bak. Evet, dinliyorum. Evet derken? Hadi, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Hadi kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet. Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor. Benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnınız acıkıyor, bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz, tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Bora Bey, dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Tamam. Hadi. Tamam, dönelim hadi. Hadi hadi. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet, yemeklerimizi de yediğimize göre tatlı pastına geçebiliriz değil mi? Evet, biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii. Çok acilinden. Sağ olun, sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver, ver. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuşacığım, buyurun, buyurun. Hülya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun, buyurun efendim. Evet, Hülya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. Tavsiye eder misiniz Hülya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. Ben sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Adı? Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir ev kadını tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın ya. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada, ada diyorum. Bana bak. Ada. 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 Bende kal, tamam mı? Sakın. Sakın. Ada sakın. Ada sakın. Ada. Şimdi ben senin beynini patlatmaz mıyım? Bey, ben çok özür dilerim. Ben nasıl oldu anlamadım. Şimdi değil Ada. Şimdi değil. İyi geceler. Bora Bey, özür dilerim. Gözüme bile bakma.